Günaydın, hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Bugün konuşacak çok konumuz var. Yeni gelişmeler de var. Bir yandan Türkiye tabii hareketli bir ülke olduğu için yaşamaya da devam ediyor ama gelişmeleri. Önce en güzelinden başlayalım elbette. Biz çok sık sevinç yaşayan bir ülke değiliz maalesef. Öyle olamadık. Özellikle son dönemde çok fazla yaşayamadık bunu. En güzeli, bugün ne güzel ki haber bültenleri bile çok da alışık olmadığımız tarzda bilimsel bir başarımızın bütün dünya tarafından takdir edilmesiyle, o yöndeki haberlerle açılıyor, o yöndeki haberlerle başlıyor. Müthiş bir şey. Profesör Aziz Sancar biliyorsunuz Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. Üç kişiden biri, bu ödüle layık görülen üç kişiden biri oldu, yürüttüğü bilimsel çalışmayla. Biz bugün biraz bunun farklı boyutunu konuşacağız. Ama asıl olan Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik ki çok farklı pencerelerden bakmak zorundayız. Çünkü uluslararası ilişkilerin resmi, bilinen, hani tanınan ve öğretilen teorisi içinde çok değerlendirilebilecek gibi durmuyor bu ilişkiler. Nereden biliyoruz bunu? Az sonra göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokyo'da Japonya'ya gitti ve yoldayken beraberindeki gazetecilere bir takım açıklamalar yaptı yaşanan krize ilişkin olarak. Anlattıkları da hani uluslararası ilişkilerle tarttığınız zaman çok da mantıklı gibi gelmiyor bize. Ama şu Aziz Sancar işini boşlamayalım. Önce oradan başlayalım mutlaka. Mardinli yoksul bir ailenin çocuğu. Ama biz az önce sosyal medyada sevgili Yekta Kopan da yazdı. Biz her işin içinden dram çıkartmaya çok meraklıyız. Bu işin de dramını çıkarttık. Sadece dram vurguluyoruz. İşte mum ışığında okumak, çok yoksul bir aileden gelmek, bunların hepsi gerçek, hepsi doğru, hepsi belki anlatılması gereken şeyler ama asıl olan ve vurgulanması mutlaka şart olan bana göre yaşanan, gösterilen bilimsel başarı. Çünkü Nobel, özellikle bilim dalında verilen Nobel, edebiyat ödülleri genelde tartışmalı olur biliyorsunuz Nobel'in ama bilim dalında verilen ödüllerinde ortaya konulan projeler gerçekten dünyada hem önde gelen hem de insanlığın önündeki birçok engeli kaldırmak üzere tasarlanan şeyler. Profesör Aziz Sancar'ın buradaki başarısı da o yüzden azımsanmamalı. Bence bunun üzerinden gidilmeli. Gerçi Hedron çarpıştırıcısı üzerinde bile Cübbeli Ahmet Hoca'nın işte cevaz vermediği bir ülkeden bahsediyoruz. Sonuçta çıkıp ortada abuk sabuk konuşulan bir ülkeden bahsediyoruz ama olsun. Çok önemli bir bilimsel gelişme yaşandı. Çok çok önemli bir bilimsel gelişme yaşandı. Bu topraklarda doğup büyümüş bir insan, bu topraklarda eğitiminin temelini almış bir insan, dünyanın en büyük bilim ödülüne layık görüldü kimya dalında. Bu azımsanmayacak bir sevinç. Unuttuk ama yaşamaya çalışalım elimizden geldiği kadar. Bu son derece önemli. Aziz Sancar'ın dün Türkiye'de televizyonlara verdiği mülakatlarda söyledikleri mutlaka alt çizilmesi gereken hususlar, özellikle çocukların eğitimine, bunun içinde de özel bir başlık olarak kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerektiğini vurgulaması ellerinin öpülmesini gerektiren, alkışlanacak bir tavır bence. Çünkü doğup büyüdüğü yer Mardin biliyorsunuz. Kendisinin de dün vurguladığı gibi Kuzey Carolina Üniversitesi'nde çalışıyor ve orada bu ödülü kazanmasının ardından bir toplantı yaşandı. O toplantıda da vurguladığı gibi kendisinin. Bugün Suriye ile çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, dün konuştuğumuz gibi üzerinde sürekli jetlerin dolaştığı, dünyanın en tartışmalı bölgesinin sınırın hemen dibinde doğmuş bir insan. Yoksul bir insan. Evet doğru. Zor koşullardan gelmiş bir insan. Ama hala buna rağmen memleketimin bana verdiği eğitim için çok teşekkür ederim diyebilecek kadar da asil bir insan. Dün biliyorsunuz kendisi bu ödülü kazanmasının ardından sosyal medyada özellikle hani çok ağır, çok sert bir kelime kullanmak istemiyorum ama en azından aşağılık demek zorundayız. Hiç olmazsa, hiç değilse. Öyle tartışmalar yürütüldü ki işte etnik kökeniyle Kürttü, Türktü, Süryaniydi. Herkes bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bizim az önce bahsettiğimiz o dram boyutunun da dışında bahsediyorum bundan. Herkes başka bir şey anlatmaya çalıştı. Bunun bir tane temel gerekçesi var aslında. Çünkü yaptığının bilimsel olarak anlamını kimse bilmiyor Türkiye'de. Üzerinde çok konuşulan, tartışılan bir şey değil. Hayatının 35 senesini verdiği bir projeden bahsediyoruz. Çok temel bir bakışla söyleyecek olursak, çok basite indirgerek, çok kabaca söyleyecek olursak,
kanserli hücrelerinde vücut tarafından sağlıksız olarak algılanıp DNA tarafından onarılmaya başlandığını keşfetmiş ve bu onarım öncesi, bu onarımın tamamlanmasının öncesinde kanser hücrelerinin yok edilebileceğine ilişkin bir çalışma yapıyor Profesör Aziz Sancar. Hakikaten çok önemli bir teori bu. Bütün dünyada da tartışılan, bilinen bir teori. Ve emeğinin karşılığını aldı. İşte sadece sevinmek düşer. Ne mutlu ki bize böyle bir şey görebildik. Ama arkasından yaptığımız tartışma da doğrusunu isterseniz bu topraklara yakışan bir tartışma oldu. Hani affedersiniz benim için neler söylediler, affedersiniz Ermeni dediler falan gibi tartışmalar olunca, en tepeden başlayan gelen tartışmalar olunca aşağıda sirayet etmesi uzun sürmüyor elbette. Ama bir kez daha söyleyelim. Çok önemli bir şey yaşandı. Çok büyük bir mutluluk. Tadını çıkartalım bunun. Göğsümüzü gere gere çıkartalım. Çocukluk hayallerini ertelemeyen, onun peşinden giden bir insan. Çok büyük bir bilimsel başarı imza attı. Göğsümüzü kabarttı. Çok gururlandık kendisiyle. Ne mutlu ki bize böyle bir şeyi yaşayabildik, görebildik. Hocanın ellerinden öpelim. Eli öpülecek hoca bu olsun. Olur mu? Hani önünde kuyruğa girilen hocalar var ya, onları boş verin. Eli öpülecek hoca bu hoca olsun. Aziz hoca olsun. Emin olun elini uzattığında da öptürmeyecektir zaten. Elinizi sizin el sıkışmak niyetindedir. El öperek bilim yapılmıyor çünkü. El öperek bilim yaptığınız zaman birilerine bağlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bilimden anlamayan insanlar bilimsel geleceği tayin etmek zorunda kalıyorlar. Bu fırsatı yakalıyorlar ve o zaman da bilim olmuyor zaten. Birilerinin yararına bir şeyler yapılmaya başlanıyor. Bugünkü yayının başlığı Türkiye'de Soğuk Savaş boyunca çok tartışılan, her zaman gösterilen bir öcü, bir gulyabani, komünizm. Hep söylenen şey, bu kış komünizm gelebilir. Neden? Çünkü insanları böyle korkutursanız dünyanın en büyük öcüsüyle size yaslanmaları kolay oluyor tabii. Devletim her şeyi bilir deyip dibinizden ayrılmıyorlar sizden korktukları için. Yıllarca böyle korkutulmuş Türkiye'de insanlar ve şimdi öyle bir noktaya geldik ki bırakın komünizmi, biz doğalgazın bu kış gelip gelmeyeceğini tartışıyoruz. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bunu artık ilkokul çocuğu bile biliyor. Ama enerji bağımlılığımızın yarıdan çoğu Rusya'ya ve sadece Rusya'ya değil, o coğrafyanın tamamına, Orta Asya'ya, Rusya'ya ve Orta Asya'ya bağlı. Dolayısıyla yani orada yaşanan herhangi bir kriz, en ufak bir kriz, Ukrayna ile yaşananda da görmüştük bunu, Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Özellikle şu kış günlerinin başladığı, gerçi bugün Ankara'da biraz parlak bir hava var ama yine de serin. Ama önümüz kış. Şimdi doğalgaz gelecek mi gelmeyecek mi tartışması, Rusya'dan komünizm gelecek mi gelmeyecek mi tartışmasının önüne geçti. Birazdan göreceğiz. Bugün gazeteleri yine son birkaç gündür yaptığımız gibi ikiye böleceğiz yayını. Gazeteleri sonra konuşacağız ama bir gazeteden bir başlık okuyacağım size. Çünkü bu anlattığımız konuyla ilgili son derece önemli bir şey. Cemil P. yayını izlemek konusunda gayet ısrarcıyım. İyi yayınlar. Vallahi bir sürü ekran açmış kendisi de. Çok teşekkür ediyorum. Bende de şu anda burada 3 tane ekran açık. Bir tane televizyon, bir tane daha sonrasında medyascope.tv'de daha rahat izleyebilin, kesilmesin yayın, kesintisiz tek parça verebilelim diye ufak bir pedden kayıt yapıyorum. Bir yandan da yanımda laptopum açık, oradan da sizden gelenleri takip ediyorum. Burada mesajlar kapalı ama Twitter üzerinden haberleşebiliriz. Deniz Köker demiş ki, Dijitürk'ten 8 kanal çıkartılmış, Periskop giderek ana akım medya olmaya doğru gidiyor. Doğru, işte bizim de zaten bunları yapma amacımız o. Çıkartılmasa da bizler bir şekilde çıkartılmış durumdaydık zaten. Biz biraz erken davrandık. 8 kanal değil yalnız, 7 kanal çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir çalışma nedeniyle, bir yazıyla. İşin ilginç tarafı, şu Rusya işine birazdan geliriz ama o çıkartılan 7 kanal içinde Yumurcak TV de var. Yani çocukların izlediği. Kanal Türk, Samanyolu TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını yayın platformundan çıkardığını duyurdu Dijitürk. Yumurcak TV izleyicisi kalmadı diye çıkardılar herhalde. İzleyecek arkadaş İtalya'ya gitti diye söyleniyor biliyorsunuz. Sadece kendi çocuklarını düşünüyorlar muhtemelen. Halbuki başkaları da izliyordu o kanalı. Yazık olmuş. Rusya ile yaşanan bu krizin içinde geldiğimiz nokta, Gazprom'un, bizim enerji tedarikçimiz, en büyük enerji tedarikçimiz Gazprom'un
bize verdiği doğalgaz miktarını bu yıl için yarı yarıya düşürmesiyle şu anda ilk aşamayı tamamladı. 3 gündür üst üste sürekli olarak Rusya'dan Türk savaş uçaklarına taciz geldiği iddiaları, artık iddia da değil bunlar, işte Genelkurmay da duyurusunu yapıyor, kanıtlıyor. Bütün dünyada biliyor. NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin ard arda bu konuya ilişkin değerlendirmeleri de geliyor biliyorsunuz, ama Rusya geri adım atmıyor. Dün AKP sözcüsü Ömer Çelik'in dediği gibi periyodik bir hal aldı artık bu taciz. Ama ne olacak? Nereye kadar gidebileceğiz? Dün konuşmuştuk yayında, bugün üzerinde o anlamıyla çok fazla durmayalım, ama ülkelerin uluslararası ilişkileri götürürken ellerindeki en önemli mekanizma, en önemli silah belki bu anlamıyla ekonomileri, birbirlerine ekonomide yaptırımlarıyla aslında ilişkilerde de birkaç adım hızlı atabiliyorlar. Bizim de Rusya ile enerji alanında ilişkimiz var, ama bu ilişki tek taraflı bir ilişki. Yani Rusya bizi severse devam edebilecek bir ilişki. Ta en başından beri böyle kurulmuş bir ilişki. Demin demiştim ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokyo'da ve yolda beraberinde götürdüğü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakın şimdi size bir şey okuyacağım oradan. Uluslararası ilişkilerde dün konuştuğumuzun ne kadar dışında olduğunu göreceksiniz. Bizim bugün yaşadıklarımızın. Vahap Munyar'ın haberi, Hürriyet gazetesinden. Her gazeteci, o uçakta olan gazeteciler, bir centilmenlik anlaşması yapılıyor. Zamanında hani medyanın bir kısmının dışlanmadığı dönemlerde, ben de defalarca bindim o uçağa, ama her kanaldan, o zaman her gazeteden kişiler oluyordu ve soru sorabiliyorduk. Şimdi soru sorulmuyor. Sorular zaten belli, onun üzerine yanıtlar hazırlanıp dağıtılıyor. Rusya ile yaşanan gerilim sorulmuş Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ve demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın hava sahası ihlalleri konusunda Putin'le görüşecek misiniz? Vallahi bir delikanlılık yapmış, yekten sormuş. Yanıt şu, kırgınlık içindeyiz. Bu şartlarda aramamın bir anlamı yok. Uluslararası ilişkiler bu tarz kırgınlıkları kaldırabilecek ilişkiler değildir. Bilirsiniz, hep söylenen şeydir, hepiniz duymuşsunuzdur. Ebedi dostluk yoktur uluslararası ilişkilerde, ebedi çıkarları vardır ülkelerin. Bizim ebedi çıkarlarımıza da, hani ebedi çıkarlara kadar gitmeye gerek yok. Önümüz kış, doğalgazla ilgili bir sıkıntımız var. Hiç değilse bu kadarı bir sıkıntı. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki Rusya ile yaşadığımız ilişkide maalesef bunu çok fazla göremeyeceğiz biz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinden anlıyoruz ki kırgınlıklar ya da sevgi üzerinden gidiyor bizim ilişkimiz. Oysa bu kadar basit olmamalı. Yayın bende dondu. Bilmiyorum sizde dondu mu? Eğer öyleyse bir yenileme gerekecek. Twitter'dan bana ulaşırsanız, sizde donup donmadığını bilmiyorum çünkü. IBD yayını açıp kapatmayalım şimdi. Belki de devam ediyor çünkü. Belki sadece bende hata. Hatice Yurdakul demiş ki yayın çok kesiliyor. Benim bağlantımdan mı acaba? Zannetmiyorum. Bakalım hemen. Sizin bağlantınızdan mı yoksa benim bağlantımdan mı? Görelim. Burada sanırım ciddi bir sorunumuz var. Yayın öyle gibi görünüyor. Biz Rusya ile ilişkileri konuşuyoruz ya. Sadece Rusya ile ilişkileri konuşmakla elbette kalmayacak. Çünkü bir dünyanın liderlerinden birinden bahsediyoruz biz bu anlamıyla. Ve hal böyle olunca da tek taraflı bir ilişkiden bahsetmek, tek taraflı bir ilişkiyi götürmek, onun üzerinde konuşmak çok fazla mümkün olmuyor. Yani bu ilişkinin bir tarafında NATO var, Türkiye'nin de üyesi olduğu. Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri var. Bir veya birkaç tarafında İran var, Çin var. Bütün bunlar da birleşince tek taraflı bir ilişki yürütmemiz çok da mümkün olmuyor. Şimdi şu yayın başlığımızı bir daha gireyim müsaadenizle. Ondan sonra devam edelim. Bırak komünizmi, bu kış doğalgaz gelebilir mi? Biliyorsunuz bunu konuşuyoruz bugün. Doğalgaz çok gelecek gibi görünmüyor. Hemen yazdım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi şunu da ayarlayalım. Herhalde başladık değil mi tekrar? Tamam, galiba bir sıkıntı yoktur. Demiştik ya,
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokyo yolunda beraberindeki gazetecilere bu soru üzerine, yani Putin'i arayacak mısın sorusu üzerine, ki dün Ankara'da en çok konuşulan konu buydu. Bir ortak komisyon kurulması, yaşanan sıkıntının orada gündeme getirilmesi ve neler yapılabileceğine ilişkin belki bir yol haritası belirlenmesi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü şu: kırgınlık içindeyiz. Bu şartlarda aramanın bir anlamı yok. Demin demiştik ya, uluslararası ilişkiler böyle ilişkiler değil, böyle ilişkiler olamıyor. Daha çok ülkelerin çıkarları nedeniyle ekonomilerini birbirleriyle kıyasladıkları, ekonomilerini birbirlerinin üzerinden değerlendirdikleri ilişkiler. Ama buradan bakınca kırgınlık içindeyiz, bu şartlarda aramanın bir anlamı yok. Biraz daha ergen ilişkisi. Yani insanın aklına şu geliyor kaçınılmaz olarak. Demek ki işler yolundayken de o kırmızı hat hep anlatılan telefonda da önce sen kapat, yok önce sen kapat falan gibi geçiyordu. Halbuki böyle bir uluslararası ilişkiler düzeyi, Türkiye gibi hani dünyanın 17. büyük ekonomisi olmakla övülen bir ekonomiye yakışmıyor. Rusya ile böyle bir ilişki kurulabileceğini de çok düşünmüyorum. Dolayısıyla yani bu çok doğru, çok yerinde, çok açıklayıcı, kapsayıcı bir açıklama değil. Muhtemeldir ki devam gelecek ama ortada tek bir gerçek var. Gazprom, yani bize doğalgazı sağlayan en büyük tedarikçi, Türkiye'ye sağladığı doğalgaz miktarını yarı yarıya düşürdü. Ve bu kış muhtemeldir ki biraz zor geçecek bu doğalgaz pazarlıkları nedeniyle. Yıllardır, on yıllardır korkutulan, bu kış komünizm gelebilir diye korkutulan insanlar, bu kış doğalgaz gelebilir mi, gelemez mi, bunun telaşına düşecekler. Hepimiz düşeceğiz, hepimiz yaşayacağız bunu. Tek nedeni de bu anlamsız gerginlik. Elbette şu değil söylediğim, hani yapılan her türlü ihlale karşı Türkiye sessiz kalsın, ekonomik çıkarlarımız çatıştığı için aman sesimizi çıkartmayalım, elbette bu değil. Ama sizin gücünüz eğer anlattığınız gibi bir güç değilse, yani Orta Doğu'nun büyük abisi, hamisi, herkes bizden korkar, buraların paşası biziz, oralar buralar hep bizim dediğiniz zaman insanlar hadi oradan diyorsa size, işte iş gelip bu noktada tıkanıyor. Halbuki çıkarlar çatışmasında, ekonomiler karşılaştığında eğer biri diğerinden çok da fazla farklı değilse, 17. büyük ekonomiyseniz mesela dişinizi daha çok geçirebilmeniz gerekiyor ama tek taraflı kurulan ekonomik ilişkilerde maalesef böyle bir sıkıntı oluyor. Hiç izleyeniniz var mı Yusuf Bey? Merak ettim de demiş Ceren Alper. Çok ilginç ama mesela Ceren Alper bunu yazmış. Profil fotoğrafında Margaret Thatcher'ın fotoğrafı var. Keşke fotoğrafınızı koysaydınız. Çok sevinirdim. Mesela bunu söylüyorsunuz bana, böyle aklınız sıra laf çakıyorsunuz. Sevinirim, bence hiçbir sorun yok da neden sizin profilinizde Margaret Thatcher'ın fotoğrafı var bilmiyorum. İzleyen var vallahi, yani canlı izleyenler, hani günlük izlenmesi 1500-2000 civarında oluyor. Öyle bir sıkıntı yok ama izlemekle değil de konuşmakla daha çok bizim derdimiz. Muhtemelen çok alışkın değilsiniz, olur olsun, sorun değil. İşin bir boyutu bu, bugünkü konuşacağımız önemli boyutu. Bugün yine bir konuşmamız gereken konu daha. Dün Ali Babacan NTV'de bir yayına çıktı ve o yayında adalette işler çok yolunda gitmiyor ifadesini kullandı. Arzu ettiklerimizi tam gerçekleştiremedik. Adınız AK Parti ise yolsuzlukla mücadele gerek ifadesini kullandı. Ama bunu ne zaman kullandı? Bir Kasım seçimleri bu kadar yaklaşıp burnumuzun dibine girmişken. Oysa yıllardır birçok insan adalet arayışında kendi hayatını, başkalarının hayatını, sevdiklerinin hayatını ortaya koyarak Türkiye'de adalet yok diye çırpınıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor insanlara. AK Parti'nin kurucularından bir tanesi, ekonomi yönetiminin yıllarca, 13 yıl neredeyse başında durmuş bir isim. Bütün dünyada ekonomi anlamında saygınlığı olan bir isim. Ali Babacan'ın bunu söylemesi boş olmayabilir de epeyce geç kalmış bir söylem bu. Maalesef bugünü karşılamıyor, bugün konuşacaklarımızı karşılamıyor. Bir de hazır şunu söylemişken şu son noktayı da konuşalım, öyle bitirelim yayının bugün ilk bölümünü. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Abbas Güçlü'nün yönettiği gece çok geç saatlerde yayınlanan, üniversite öğrencileriyle toplumun önde gelen insanlarını karşılaştıran ve onlara soru sormalarını sağlayan bence çok önemli bir programa konuk oldu. Çok da iyi yaptı. Orada kendisine o kadar sert bir soru soruldu ki, çok 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 sert bir soru. Hani şeye girmeyeceğim ben, gerçekten şuna girmeyeceğim. Bunu işte başbakana, cumhurbaşkanına sorabiliyor musunuz falan filan.
Sadece şunu anlatmak istiyorum. Kendisine sorulan soru şu: kaçırmış olabilirsiniz, izleyememiş olabilirsiniz. Çok geç saatte çünkü. Haklısınız, herkesin işi gücü var. Partinin başından gitmeniz için illa bir kasetinizin mi çıkması gerekiyor? Bakın, bizim bugün geldiğimiz noktada iş o kadar ayrıştı ki artık. İnsanlar kafalarındaki kurdukları soruları ancak böyle televizyon programlarında, onda da belirli kişilere, sadece bu konuda tırnak içinde arıza yapmayacak soruları olgunlukla karşılayabilecek ve buna mantıklı cevaplar verebilecek kişilere yöneltiyorlar. Çünkü normalde, bırakın böyle soru sormayı, geçtiğimiz hafta içinde yaşadık biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile başbakanla ilgili olarak bir parkta arkadaşınızla yan yana konuşuyor olsanız bile polis tarafından gözaltına alınma şansınız epeyce kuvvetli Türkiye'de. Ama dün bu soru soruldu CHP'nin genel başkanına. Bu da verdi. Türkiye ilginç günlerden geçiyor. Çok ilginç günlerden geçiyor. Bir yandan uluslararası krizlerde bile bir ergen ilişkisiyle, aramam çok kırgınım sana ilişkisiyle Türkiye'nin çıkarlarını koruduğunu iddia edenler var. Bir yandan kimse kimseye bir soru soramıyor. Kimse kimseyle konuşamıyor. Bir yandan bir çocuk kanalı dahil 7 kanal işte cemaate yakınlığı nedeniyle kapatılıyor. Bir yandan 13 sene boyunca Türkiye'de ekonominin başında olmuş kişi, bugün iktidarda olan partinin kurucularından, uluslararası alanda belki en tanınan ismi, herhalde bunu iddia edebiliriz bütün dünyada, Ali Babacan, AKP isminin önündedir muhtemelen. O çıkıp adalette işler iyi gitmiyor diyebiliyor. Ve bir yandan da biz yıllarca, on yıllarca komünizm tehlikesiyle korkutulmuş insanlar, bu kış ısınıp ısınmayacağımızı tartışıyoruz. Yani basit günlük ilişkiler, çok karmaşık, çok komplike olması gereken uluslararası ilişkilere heba ediliyor aslında. Ve geldiğimiz noktada çıkıp bu ülkenin lideri, çok kırgınım, kendisini arayamam diyor. Ne diyelim? Uluslararası ilişkiler böyle olmuyor işte. Bu kış komünizm gelecek mi bilmiyorum. Ama çok daha önemlisi, doğal gaz gelecek mi? Ben en çok onu merak ediyorum. Çünkü evde ısınması gereken insanlar var. Sizler, bizler hep birlikte ısınması gereken insanlar var. Önemli sorumuz bu olacak bugün. Çok daha hayatın içinden bir soru olacak. Bence bugün bunu tartışmak zorundayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz, benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'da yine görüşeceğiz. Yine patron kızar mı diye korkmadan konuşacağız biz. Çünkü bize kızacak bir patronumuz yok. Onun rahatlığı içindeyiz. Az önce sevgili izleyicinin söylediği gibi de hani burası ayrı bir mecra oldu. Evet, ayrı bir mecra oldu burası. İyi ki de oldu. İyi ki böyle gün içinde Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya kadar binlerce dostla burada karşılaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Sağ olun, var olun. Yarın sabah 9'da tekrar görüşeceğiz. Hep söylediğimiz şeyle bitireceğiz. Yarın sabah görüşmemizin gerekçesi de olacak. Birlikte olmak, birlikte bir şeyler konuşmak, korkmadan paylaşmak olacak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Hoşça kalın.